Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Türkiye dev bir diplomatik zafer kazandı. Rusya ve Ukrayna'yı masaya oturtup bütün dünyanın merakla beklediği toplantıyı yaptık ve imzalar atıldı. Bu sürecin de imzaların da merkezinde Türkiye vardı. Peki bu anlaşma neden önemliydi? Türkiye nasıl bir rol aldı ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bu soruları hızlı şekilde cevaplayalım bugün. Bugün İstanbul'da atılan imza aslında çok büyük bir başarıydı. Süreci bilmeyen için alelade bir karar gibi görülebilir. Ama sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil, hatta sadece Batı'yı bile değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir kriz bugün İstanbul'da çözüldü. Ve bu kriz insanın en temel ihtiyacı ile ilgiliydi, yani gıdayla. Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna işgaline başladı. O tarihten sonra dünya birçok alanda bu savaşın etkilerini gördü. Zaten daha hala atlatamadığımız salgın dönemi dünya ekonomisini alt üst etmişti. Özellikle enerji ve tarımın merkezi olan iki ülkenin savaşması işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Rusya Ukrayna'yı, özellikle de Ukrayna'nın ticari anlamda dünya ile bağlantı noktası kabul edilebilecek olan deniz limanlarını işgal etti. Bu yüzden Ukrayna dünyaya tahıl ihraç edemedi. Aynı şekilde Rusya da Batı'nın ambargolarına maruz kaldı ve hem tahıl hem de gübre ihracatı bu yıl durdu. Aslına baktığınızda Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gıda ve gübreyi kapsamıyordu ama alıcılar banka sisteminde ve sigortacılık işlemlerinde uygulanan yaptırımlardan çekiniyorlardı ve bu yaptırımlar tahılı taşıyacak gemileri etkiliyordu. O yüzden hiçbiri Rusya ile ticari anlaşma yapmaya yanaşmadılar. Tabii bir de iklimle ilgili yaşanan sorunlar dünya genelinde tarım potansiyelini zayıflatmıştı. İşte bunların hepsi bir araya gelince dünyada büyük bir gıda krizi ortaya çıktı. Hatta Birleşmiş Milletler şu an yaşanan gıda enflasyonunun kayıt altına alınan dönemden itibaren bakıldığında bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Özellikle bütün tahıl alımını Rusya ve Ukrayna'dan yapan bazı Afrika ve Arap ülkeleri çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bu kadar büyük bir pazarda bu kadar büyük paya sahip ülkelerin yerine alternatifi hemen bulmak elbette kolay değil. O yüzden Afrika'nın bazı ülkelerinde yerelde üretilen farklı ürünlerin unlarını yaparak ekmek üretme çalışmaları vardı. Türkiye tedarik anlamında çok büyük sıkıntılar yaşamadı. Biz zaten tahılla kendi kendimize yetecek durumdayız. Daha çok işlemek için tahıl ithal ediyoruz. O yüzden bizim tahıl krizimiz olmadı. Biz gıdada bütün dünyada olduğu gibi enflasyonla uğraştık. Ama girişte genel hatlarıyla çizdiğim tabloya bakınca zaten görmüşsünüzdür. Dünya çok büyük bir gıda krizinin içindeydi. Ve bugün İstanbul'da atılan imzalar bu krizi ve gıdada yaşanan küresel enflasyonu bitirmeyecek olsa da rahatlatacak. Çünkü ciddi bir potansiyelden bahsediyoruz. Ukrayna depolarında şu an bazı kaynaklara göre 20 milyon, bazılarına göre 25 milyon tonun üzerinde tahıl var. Yeni hasat sezonu da geldi ama gıda depolarında yer olmadığı için gıda üretimi iyice zorlaşıyor. Deniz yolu üzerinden ihracat yapılamıyor. Hem mayın hem de savaş gemileri ticaret gemilerine engel teşkil ediyor. Bu kadar büyük potansiyelle tahılı alternatif yollarla taşımak da ciddi bir altyapı gerektiriyor. O da olmadığı için Ukrayna'nın sahip olduğu bu dev potansiyel pazara sunulamadı. Ukrayna buğday, arpa, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerde küresel üreticilerin içinde. Yaklaşık 25 milyar dolarlık tarım ihracatları var. Bunun neredeyse yarısını hububat oluşturuyor. Et, sebze, meyve ve bal gibi ürünlerde ülkenin ciddi ihracat kalemleri arasında. Ayçiçek yağında küresel payları çok yüksek. Küresel ihracatın %45'ten fazlası Ukrayna'da. Ukrayna şu an Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinin önemli gıda tedarikçileri arasında yer alıyor. İşte bu kadar büyük bir potansiyel bir şekilde engellendiğinde o kadar büyük bir krize sebep oluyor. İstanbul'daki anlaşma bu krizi aşmak için ortaya konulan çabanın sonucu ve burada Türkiye'nin çok ciddi bir emeği var. Zaten savaş başladığından beri iki tarafa da eşit mesafede duran ve savaşın bitmesi için çabalayan çok az ülke vardı. Türkiye bu konuda başı çekiyor. O yüzden de böyle kritik bir meselede aracı olmak için en uygun ülke zaten Türkiye'ydi ve Türkiye beklendiği gibi üstüne düşeni yaptı. Birleşmiş Milletler'le birlikte Nisan ayından beri bu konuda arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz. Bu çabalar özellikle geçtiğimiz ayın ortasından itibaren iyice yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar bu konuda çok yoğun bir diplomasi sürdürdü. Ve bu çalışmanın sonucunda geçen hafta İstanbul'da yapılan görüşmede genel hatlarıyla bir anlaşma ortaya çıktı. Bugün de nihai anlaşma imzalandı. Anlaşmanın önemli detaylarından biri merkeze Türkiye'nin yerleşmesi oldu. Rusya ve Ukrayna kendi aralarında anlaşma imzalamadılar. Bugün o masada iki anlaşma imzalandı. Birincisi Türkiye ile Rusya arasında, ikincisi ise Türkiye ile Ukrayna arasında. Bizde anlaşmaların her ikisini de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar imzaladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri her iki anlaşmada da gözlemci olarak yer aldı. Yani bu sürecin yürümesini sağlayacak olan şey Türkiye'nin anlaşmadaki varlığının devamı. Yine bize bunu gösteren bir şey de anlaşma ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve genel olarak Batı medyasının Türkiye ile ilgili ifadeleri. Tamamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın süreçteki rolüne defalarca vurgu yaptılar. Peki bu mekanizma genel olarak nasıl işleyecek? Genel hatlarıyla baktığımızda bu anlaşmanın 3 önemli ayağı var. İlk olarak tahıl ve farklı gıda maddelerini taşıyan Ukrayna gemileri Rus işgali altındaki Ukrayna limanlarından çıkabilecek. Yani Rusya onlara bu izni sağlayacak ve onlar için güvenli geçiş koridorları oluşturulacak. Bu koridorun oluşturulabilmesi için Rusya'nın diretmesiyle ilk başlarda bölgenin mayınlardan temizlenmesi öngörülmüştü. İlk müzakerelerde bu şekilde görüşülmüştü. Ama bunun çok zaman alacağı bütün taraflar tarafından kabul edildikten sonra fikir değiştirildi. Şimdi yeni anlaşmaya göre sadece gemilerin geçeceği kadar bir güvenli koridor oluşturulacak ve bu gemilere kılavuz gemiler eşlik edecek. Bu süreçteki ikinci önemli kısım gemilerin denetimi ile ilgiliydi. Nisan'dan beri yapılan müzakerelerde bu kısım çok sorun olmuştu. Çünkü Rusya Ukrayna'ya gelip giden gemilerin tamamının denetlenmesini istiyor. Gıda sevkiyatı yapar gibi Ukrayna'ya silah taşınmasından endişe ediyor. Bu da onun açısından bakarsak haklı bir endişe. Ve bu endişeyi gidermek için de Ukrayna'ya gelen ve Ukrayna'dan giden gemileri kendisinin denetlemesini istiyordu. Tabii ki Ukrayna da bunu kabul etmiyordu. Hiçbir devlet işgalci güçlerin kendi gemilerini kontrol etmesini kabul etmez. O yüzden iki ülke bugüne kadar anlaşamamıştı. Ve bu anlaşmada çözümün merkezine yine Türkiye'nin yerleştiğini gördük. İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulması ve denetimin bu merkezde yapılmasına karar verildi. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri bu merkezde ortak çalışma yapacak. Gemilerin içinde ne olduğu bu merkezdeki yetkililer tarafından denetlenecek. Bu kritik denetleme mekanizmasının İstanbul'da kurulması da Türkiye'nin iki ülke arasındaki arabulucu pozisyonunun devam edeceğinin göstergelerinden biri. Anlaşmanın üçüncü önemli başlığı da Rusya ve Ukrayna'nın verdiği güvencelerden oluşuyor. Burada özellikle Rusya limanlardan çıkan gemilere herhangi bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. Ama Ukrayna Rusya'nın verdiği sözlere güvenmediğini defalarca belirtti. Bunu aşmak için de yine gemilerin güvenli şekilde seyir yapıp yapamadıklarını İstanbul'daki merkez sürekli takip edecek. Peki süreç yani takvim nasıl işleyecek? Ben bu videoyu hazırlarken daha bu detaylar net olarak açıklanmamıştı. Ama İstanbul'daki koordinasyon merkezinin oluşturulmasının 3-4 hafta kadar sürmesi bekleniyor. Tabii Ukrayna'dan ilk gemilerin çıkışı için bu merkezin oluşturulması muhtemelen beklenmeyecektir. O yüzden önümüzdeki günlerde sevkiyatlar başlar ve Ağustos'un ortasından itibaren de tahılın sevkiyatında tam kapasiteye ulaşılır. Ve bu şekilde küresel çapta yaşanan gıda tedariği ve gıda enflasyonu krizi biraz daha azalacaktır. Anlaşma 120 gün geçerli olacak ve süre bittiğinde gidişata bakılıp eğer herhangi bir sorun yoksa yeni bir müzakere sürecine ihtiyaç olmadan anlaşma yenilenecek. Süreçte sorunlar yaşanırsa müzakereler yeniden başlayacak. En azından şunu rahatça söyleyebiliriz ki bu 4 aylık süre Ukrayna limanlarında ve depolarında bekleyen yaklaşık 25 milyon tonluk tahılın çıkarılması için yeterli bir süre ve en azından bu yıl için dünya gıda konusunda rahatlayacak diyebiliriz. Bu koridor Rusya'nın gıda ihracatını da arttıracağı için tedarik sorunu büyük ölçüde bitecektir. Yani kısaca özetlersek dünyanın uzun zamandır boğuştuğu gıda krizi ve gıda enflasyonu konusunda olumlu tablonun başlangıcı olarak görülebilecek bir masa kuruldu. Bütün dünyanın gözü kulağı bu masadaydı. Çünkü her ülke bizim gibi değil. Biz özellikle tahıl konusunda kendimize yeter durumdayız. Ama birçoğu ithalata muhtaç. Ve birçok Avrupa ülkesi bu listenin içinde. Bu ülkelerin İstanbul'da imzalanan anlaşmayı nasıl takip ettiklerini az çok tahmin edersiniz. İşte Türkiye bugün böyle bir masayı kurdu. O yüzden bu çok büyük bir diplomatik zaferdir ve Türk dış politika tarihine altın harflerle eklenmesi gereken bir başarıdır. Bize de bu başarıyla gurur duymak düşer. İnşallah her zaman, her alanda, özellikle de bölgemizdeki sorunlarda Türkiye merkez ülke olarak kalmaya devam edecek. Allah'a emanet olun.